ciddi bir karar alacağı zaman toplardı oyuncaklarını, çadırını alır da kamp yapardı. Gülriz Hanım, emin misiniz siz? Hani çocukken neyse de şimdi koskoca adam oldu yani. Şimdi kaçıp gidip oralara ne bileyim ya. Kesinlikle eminim. Gerçekten oraya gitti. Hadi gidip bakalım hemen, bulalım. Siz durun. Siz gelmeyin. Biz gideriz. Sebep? Ne demek sebep Demir? Yani kız karısı merak ediyor kocasını, normal değil mi yavrum? Ya baba sen bilmiyorsun, biz diyor bu. Evet biz dedim. Senle ben gideriz. Ya zaten bu çocuk sizden kaçmıyor mu? Sizden, babasından. Şimdi sizi karşısında görürse... Yani inat edecek. Baskı altında hissedecek. Ben tanıyorum kocamı. Gülriz Hanım bak çok doğru söylüyor Yasemin. Bence siz oturun. Çocuklar hemen kalkıp giderler. Hani oradaysa da hemen alıp gelirler, siz merak etmeyin ya. Tabii canım, yani karısını dinlemeyecek de kimi dinleyecek bu çocuk? Ben. Ben de geliyorum. Hadi. Heh, Demir, al yavrum araba anahtarını. Hemen çıkın yola, al koştur gidin, hadi. Heh, bir koca bekçiliği yapmadığım kalmıştı, onu da yaptım. Bakalım sırada ne var, ne bekleyeceğim, vallahi merak ettim. Hadi uzatma artık ama. Beni bekleyeceksin, çantamı alıp geleceğim. Ben de ayakkabımı giyeceğim, bekle abi. Ne? Al, kemiksiz 20 dakikası var senin, kemiksiz. Arkadaş, aa, ömrümüzü yedin sabah sabah, hadi. Gülriz Hanım, siz de şöyle oturun bari. Keşke. Balım, heh, keşke krep de yapsaydın ya. Ay Şubim, Allah aşkına. Kayseri köy kahvaltısı veriyoruz. Sen hangi Kayseri'nin köyünde krep gördün ki? Sonra sorarlarsa hangi köy diyeceğiz biz onlara? Kadıköy deriz. Ah, bari git. Buyurun. Günaydın. Ay, günaydın. Kahvaltı için gelmiştim. Tabii, buyurun. Şöyle alalım. Teşekkürler. Köy kahvaltısı mı istersiniz, normal kahvaltı mı olsun? Celal Bey'in yeri değil mi burası? Evet, babamın dükkanı. Arkadaşı falan mısınız? Yok, hayır. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim de o yüzden sordum. Hayırdır ya? Ha? Demir? Ayşol, nereye gidiyorsunuz? Aa. Ayşen, şu sarışı da mı? Yok, öteki... Şey, arkadaşım Celal Bey kızlarıyla işletiyor demişti de o yüzden sordum. Kim ki bu arkadaş ya? Allah Allah. Ben de kızıyım, yetmez mi? Bir de Şüphim var, o da koca. Siz menüye bakın, biz geleceğiz. Gel Şüphim. Valla söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum Gülriz Hanım ama... Bu abinizin yaptıkları artık bizi açtı, çocuklara zarar vermeye başladı. Bilmem farkında mısınız? Yani... Haklısınız da. Haklıyız tabii canım. Ya zaten kendi dertlerimiz bize yetiyor. Ya bir de sevgisiz abinizle uğraşmak istemiyoruz. Ay, tamam yani bakın Ateş'i de Yasemin'i de çok seviyoruz ama yani bu böyle devam etmez. Çelo. Gel Emin, gel. Hayırdır? Çocukları gördüm, ben salladım, durmadılar. Hay ya abi, ne hayrı ya, ne hayrı. Ateş'e ulaşılamıyor. Ortada yok. Çocuklar da onu bulmaya gitti. Akşamki mesele mi? He. Dün gece işte çıkmış, eve gitmiş bunlar. Yalı'ya. Evet, Yalı'ya geldi. Yani abimle atıştılar. Akşamdan beri ben de arıyorum ama ulaşamıyorum. Çocuklar nereye gitti? Durugöl'e. Durugöl mü? Biliriz. Burası bundan sonra bizim yerimiz olsun mu? Çok güzel değil mi? Çok. Hayatımızın en güzel, en önemli anlarını burada yaşayalım. Burada nişanlanalım. Burada evlenelim. Ne bileyim, çocuklarımız burada büyüsün. Şuraya da küçük bir ev yaparız. Yanına da bir bostan. Kapatırız kendimizi dünyaya. Biz birbirimize yeteriz. Ha, sen öyle bostan falan uğraşamam dersen olsun. Onunla da ben uğraşırım. Sen mutlu ol.
Yanımda ol yeter. Ne güzel olur Emin. Ama biraz hızlı gitmedin mi? Daha ilişkimizi kimselere söylemedik bile. Böyle gizli kaçamak nereye kadar? Resmileştirelim diyorsun yani. Balık. Balık. Makara takıldı. Yardım etsene gel. Yardım et. Emin bu. Ne yapıyorsun? Aşkımızı resmileştiriyorum. Burası hayatımızın en güzel, en önemli anlarını paylaştığımız yer olsun demedim mi? Dedim. Benimle evlenir misin Gülriz? Evet. 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 Evet Durgül. Buyurmuş ateşin. Bir şeye canı sıkılırsa hemen kaçar oraya gidermiş. Nasıl uysa? Kaçmak için güzel yerdir. Özellikle Avcı ailesinin bir mektupla heba ettiği hayatlar için. Ne diyorsun sen Emin? Bey, ne diyorsunuz? İyi bilirim diyorum. Gülriz Hanım. Sığınmak için çok iyi yerdir. Abinizden gelen nottan sonra ateşin oraya kaçması çok manidar olmuş. Valla abim ne yazdı, ne gönderdi size bilmiyorum ama... Söyleyeyim. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Ve sevgi her zaman kazanmaz. Maalesef. Maalesef yani abim sevginin ne anlama geldiğini bilmiyor maalesef. Öğrendik zamanla. Ama bu kez kazanmasına izin vermeyeceğiz abinizin. Neydi şimdi ya? Vallahi anlamadım Perihan. Ama şimdilik. Ben dükkana bir bakayım. Ben de çocukları bir arayayım bari. Hadi hadi. Geçtik ya of. Geçtik, geçtik, geçtik. Çek, çek kenara, çek. Allah Allah. Burnunun dikine gittiğin için... Vurma şu kapıyı be. Kaçırdık sapağı. Ya Yasemin nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen. Ya kızım nereye gidiyorsun? Tabela nereye dedi? Sola dedi, sola döndük ya. Ya niye sormuyoruz oğlum? Niye sormuyoruz insanlara? Soralım dedim. Hayır niye bu erkekler için yol sormak bir gurur meselesi oluyor? Ben onu anlamıyorum. Ya kızım ne gururu ya? Gururla ne alakası var? Biz genetik olarak gön duygumuz gelişmiş bir şeyiz ya. Erkekler olarak yani. Hangi gelmiş o? Kılavuz karga geni mi? Ya ne işin var buralarda Ateş? Kaçacak başka yer bulamadın mı? Böyle bir durumda nasıl ortadan kaybolursun? Ulan Ateş. Ulan Ateş bunların hepsi senin ama ben bak o kocanı bulacağım ben senin ondan sonra konuşacağız. Kocam hakkında doğru konuş. Nasıl doğru konuşabilirim? Doğru bir tarafı var mı ya? Her tarafı garip adamım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ulan biz de çocuk olduk. Biz de çocuk olduk. Biz hiç böyle...